Merhaba hanımlar. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz 3-4 yaş çocuklar için uygun olan hırkanın yapılışını paylaşacağım. Şöyle. Evet, hırkamız için 3 adet ip kullandım. Şöyle bir ip. Bunu Migros'tan aldım. Renk tonunu beğenip almak isteyenler için. 3 tane ip kullandım. Bu kadar arttı. 3,5 numara şiş kullandım. 6 adet de düğme kullandım. Evet, rengine göre kız ya da erkek olarak ayarlayabilirsiniz. Modelimiz gayet kolay. Kollarımız haroşa. Önümüz ve arkamızda düz ve ters örgüden. Evet, bu şekilde oluşuyor. Yapılışına geçebiliriz. Kolay gelsin. Evet, öncelikli olarak şu şekilde ipimize 86 tane ilmek atarak örgümüze başlayacağız. Şimdi bir düz bir ters lastik örgüsü yapacağız. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bir düz, bir ters olmak üzere lastik örgüsü yapalım. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, ben düz ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Ters ilmeklerimi de bu şekilde örüyorum. Bir düz, bir ters. Evet, ön yüzümde sıranın sonuna geldim. Bir düz, bir ters, bir düz ilmeğimi ördüm. Sonra ipi kendimden tarafa alıyorum ve son ilmeğimi örmeden geçiriyorum. Bu yüzümde değil, diğer yüzümde örüyorum bu ilmeğimi. Her iki tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. Evet, bu tarafta da gene bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Bu sıramızın sonuna da gelelim. Evet, ikinci sıramda da sıramın sonuna geldim. Evet, son düz ilmeğimi ördükten sonra ipi gene kendimden tarafa alıyorum. Bu ilmeğimi örmeden geçiriyorum. Bu taraftan giderken öreceğim. Bu şekilde kenar ilmeklerimizin düz olmasını sağlıyoruz. Evet, toplamda 2 sıra boyunca ördük örgümüzü. Toplamda 8 sıra olana kadar, yani üzerine 6 sıra daha örelim ve artırmalarımıza başlayalım. Bu şekilde bir düz bir ters lastik örgümüze devam edeceğiz. Ön yüzümüzden de arka yüzümüzden de aynı işlemi yapacağız. 6 sıra daha örgümüzü öreceğiz. Ve sonra artırmalara başlayacağız. Evet, 8 sıra boyunca lastik çalışmamızı yaptık. Şimdi bir düz, bir ters, 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum burada. Ve başına doluyorum. İlk çalışması yaptık burada. Bir kere başına doluyorum. Bir düz, bir ters. Evet, 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, burası bizim kenarımız olacak. Ve burada ön yüzümüzde örgülerimizi düz öreceğiz. Şu sadece kenarımızı bir düz bir ters öreceğiz. Bir düz bir ters, bir düz bir düz bir ters ördük, 2 ilmeğimizi birlikte düz ördük, bir doladık, bir düz bir ters, bir düz. Yani toplamda 2 4 6 7 tane ilmeğim var burada. Şimdi düz örgüme devam ediyorum. 1
2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet, 9 ilmek ördüm. Yani burada şu anda toplamda 16 tane ilmeğim var ve ilk artırma yerime geldim. Evet, 16 tane ilmeğim var. Şu şekilde ipimi parmağımın ucuna doluyorum ve bir artırma yapıyorum burada. Sonra artırmamı yaptıktan sonra işaretleyicimi taktım. 2 ilmeğimi örüyorum. Sonra bir diğer işaretleyicimi takıyorum ve sonraki artırmamı yapıyorum. Ve kolum içinde 11 tane ilmek öreceğim. Yani bu artırmamı saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmeğimi düz ördüm. Burada bir artırma yapacağım. Gene aynı şekilde bir artırma yaptım. Bir işaretleyici takıyorum. 2 düz örüyorum. Tekrar bir işaretleyici takıyorum. Ve tekrar bir artırma yapıyorum. Şu ortadaki iki ilmeklerimizin kenarlarında birer ilmek artırmış oluyoruz yani. Bu ilmeğimi artırdıktan sonra arka bedenime geçiyorum. Bunu saymadan 24 ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 7 20, 21, 22, 23 ve 24 tane ilmeğimi düz olarak ördüm arka bedenim için ve burada bir artırma yaptım. Artırmamı yaptıktan sonra işaretleyicimi taktım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir işaretleyici takıyorum ve bir artırma daha yapıyorum. Ve kolum için 11 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi bir artırma yapıyorum. Bir işaretleyici takıyorum. 2 düz ilmek örüyorum. 1 2 Tekrar bir işaretleyici takıyorum. Ve bir artırma yapıyorum. Burası da ön beden için ayırdığımız ilmeklerimiz. Burada şu an 16 tane ilmek kalmış olması lazım. Bu 16 ilmeğin 9 tanesini düz örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tanesini düz ördük. Kalanlarında kenarımız ilik yerimiz yani bir ters bir düz olacağı için bir ters 7 ilmeğimiz kalmıştı şurada. Evet, görüyorsunuz. 7 ilmek kaldıktan sonra bir ters bir düz. Bir ters bir düz, bir ters, bir düz olarak ördük. İpimizi ön tarafa aldık. Bu ilmeğimizi örmeden aldık ve arka sıramıza geçiyoruz. Evet, burada kenar 7 ilmeğimi gene bir düz, bir ters olarak örelim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz olarak ördüm. 2 4 6 7 tane oldum.
Buradaki kalan ilmeklerimizi ön yüzümüzden düz örmüştük. Arka yüzümüzden ise ters öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artırdığım ilmeğime geldim şimdi. Bunu da ters örüyorum. Ve 10 oldu böylece. 10 oldu ve işaretleyicimin olduğu yere geldim. İşaretleyicimi taşıyorum. Buradaki 2 ilmeğimi düz öreceğim. Yani bunun haroşa olmasını istiyorum. Ön yüzden de arka yüzden de ters örüyoruz. Bu yüzden işaretleyicimi taşıdıktan sonra aradaki 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Sonra tekrardan işaretleyicimi taşıyorum. Ve kollarımızın da haroşa olmasını istiyoruz. Bu yüzden aradaki artırmalarla birlikte 13 tane ilmeğimiz oldu. Bu 13 tane ilmeği de düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, 13 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi işaretleyicimi taşıyorum ve bu iki ilmeklerimiz de her zaman düz olduğunu söylemiştim. Bunu da düz örüyorum. 1 ve 2. Şimdi işaretleyicimi taşıyorum tekrardan. Burası da arka bedenimiz için ayırdığımız ilmeklerimizdi. 24 ilmek ayırmıştık. Normalde artırmalarımızla birlikte 26 ilmeğimiz oldu. Arka bedenimizin düz olmasını istiyoruz. O yüzden haroşa değil. Yani ön taraf, ön yüzünden baktığımız zaman düz örgü olmasını istediğimiz için bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Arkamız için ayırdığımız 26 ilmeğimizi 24'tü. Birer tane artırma ile 26 ilmek olmuştu. Bu 26 ilmeğimizi ters örüyoruz. Evet, ilk sırada ayrıntılı olarak anlatıyorum. Zaten örgümüz ilerledikçe daha belirgin olacak. Yani kollar haroşa olduğu için ayrımı kolay olacak. Evet, arkamız için ayırdığımız ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 26 tane ilmeğimizi. Evet, bu artırdığım ilmekti. Bunu da ters olarak ördüm. İşaretleyicimi taşıdım. Aradaki 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1, 2. Tekrar işaretleyicimi taşırdım. Ve burası da gene kolumuz için ayırdığımız 11 tane ilmeğimiz vardı. Birer tane sağda ve solunda artırdığımız için 13 ilmek olmuştu. Bu 13 ilmeğimizin 13'ünü de düz olarak örelim. Çünkü kollarımız haroşa olacak demiştik. 13 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Evet, düz olarak ördüm. Şimdi işaretleyicimi taşıdım. Aradaki 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Tekrar işaretleyicimi taşıdım. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Burası da toplamda şu anda 17 tane ilmeğimiz oldu. 16 idi. 17 ilmeğimiz oldu. 10 tane ilmeğimizi ters örelim. Bu artırdığım ilmekti. 10 tane ilmeğimi ters örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Şimdi bir ters. Evet, burada ters ilmeğim olduğu için bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve ipimi kendimden alıp bu ilmeğimi de bu şekilde geçiriyorum. Evet, tekrardan ön yüzüme geldim. Bakın ilk yerimizi de açtık böylece. Kenarımız için ayırdığımız 7 ilmeğimizi bir artırma sırası da beraber örelim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olmak üzere
son bir düzümüzü ördük. Evet, kenarımızın için ayırdığımız 2 4 6 7 ilmeğimizi ördük. Şimdi ön bedenimiz için ayırdığımız ilmeklerimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. İlmeğimizi ördükten sonra bakın işaretleyicimin olduğu yere geldim. Burada tekrardan bir artırma yapıyorum. İşaretleyicimi taşıyorum. Ön yüzümüzdeyken bu kenarlarımız hariç kalan diğer ilmek, ya yani şu başlangıcımızdaki ve sonundaki bir düzler bir tersler hariç bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz ve ön yüzümüzde artırma yapacağız. Evet, artırmamı yaptım, işaretleyicimi taşıdım, aradaki iki düz ilmeğimi ördüm, tekrar işaretleyicime geldi, tekrar işaretleyicimi taşıdım ve buradaki bir artırmamı yaptım. Evet, kolum için ayırdığım ilmeklerimi örüyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane ilmeğimi ördüm ve burada bir artırma yapıyorum. İşaretleyicimi taşıyorum. 1 2 düz örüyorum. Tekrar işaretleyicimi taşıyorum. Burada bir artırma daha yapıyorum ve arka bedenim için ayırdığım ilmeklerimi düz örüyorum. İşaretleyicinin olduğu yere kadar arka bedenindeki ilmeklerimizi, evet, örelim. Şu artırma ilmeğimizi saymazsak 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 düz ilmek ördük ve bir artırma yaptık. İşaretleyicimizi taşıdık. 1 2 düz örüyoruz ve tekrar işaretleyicimizi taşıyoruz ve bir artırma yapıyoruz. Burada kolumuz için ayırdığımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmeğimizi düz ördük ve bir artırma yaptık. İşaretleyicimizi taşıdık. 2 düz örüyoruz. İşaretleyicimizi taşıyoruz. Ve bir artırma daha yapıyoruz. Şimdi burada 7 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 10 düzümüzü ördükten sonra şurayı bir ters bir düz, bir ters bir düz, bir ters bir düz örüyoruz ve arka sıramıza geçiyoruz. Evet, arka sıramızda da şu kenarlarımızdaki bir ters bir düzlerimizi örüyoruz. Önümüzde için ayırdığımız ilmekleri ters olarak örüyoruz. Kolumuz için ayırdığımız ilmekleri düz olarak örüyoruz. Arkamız için ayırdığımız ilmekleri ters. Tekrar kolumuza geliyoruz. Kolumuz için ayırdıklarımızı düz örüyoruz ve ön beden için ayırdığımız ilmekleri ters örüyoruz. Burada da bir ters bir düzümüzü örüyoruz kenarımıza geldiğimiz zaman. Tekrardan bu sırayı da beraber örelim. İki tane artırmayı
artırma sırasını beraber örmüş olduk. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, 2, 4, 6, 7, evet 7 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi ters örüyorum. İlmeklerime, işaretleyicime kadar kaç tane ters ördüğümüzü de sayalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ve şu artırdığım ilmeğimi de ters ördüm. 11 oldu. Evet. Artırdığımızın birini ters örüyoruz. Ön bedenimize katıyoruz gördüğünüz gibi. Sonra 2 düz örüyoruz. Aradaki 2 düzümüzü ördükten sonra artırdığımız diğer ilmeği de düz örüyoruz ve kolumuza katıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evet, artırdım. Diğer ilmeğimi de düz örüyorum. 15 16 işaretleyicimi taşıyorum. Şimdi aradaki kalan 2 ilmeğimizi de düz örüyoruz. Ve işaretleyicimi taşıyorum. Tekrar arka bedenime geldim. Arka bedenimi arka yüzümden ters örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Ve arada kalan ilmeklerimizi ters örüyoruz. 3 4 Artırdığım ilmeğimi de ters ördüm. Belli bir süre sonra işaretleyicilere de ihtiyacımız kalmayacak. Çünkü kollar haraş olduğu için belli olacak. Artırmaları da bu şekilde daha kolaylıkla yapabileceğiz. Tabi isteyenler işaretleyicilerle de devam edebilirler. Evet, bu ilmeğimi de ters ördüm. Evet. 2, 4, 6, 8, 10. Tekrar sayalım. 10. Evet, arka bedenim için toplamda 28 ilmeğimi ters ördüm. İşaretleyicimi taşıdım. 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar işaretleyicimi taşıdım. Burası kolum için ayırdığım ilmekler olduğu için bunları düz olarak örüyorum. Evet, şu artırdığım ilmekti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 artırdığım ilmeği de ördüm. 15 tane kolum için ilmeğimi ördükten sonra işaretleyicimi taşıyorum. Aradaki 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Tekrar işaretleyicimi taşıyorum ve ip kendimden tarafa alıyorum. 1 2 ters örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İlmeğimi ters ördüm. 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Bunları da bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak ördüm. Evet, böylece 2 tane artırma sıramızı ördük. Evet, şu arada kalan 2 ilmeklerimiz var. Bunları haroşa olarak örüyoruz. Bu iki ilmeğin bu tarafında sağında kalan ilmeğimizi ön yüzümüzden düz, arka yüzümüzden ters öreceğiz. Evet, burada da aynı şekilde iki tane artırma ilmeğimiz var. Yani iki tane ilmeğimiz var. Sağında ve solunda artırma yapıyoruz. Bu tarafında, sol tarafında kalanı arka bedene katacağız. Evet, bu şekilde zaten ayrıntılı olarak örerken gösterdim. Toplamda 2 tane artırma sırası ördük biz. 24 tane artırma sırası öreceğiz toplamda. Yani şu haroşa dişlerini sayarsak 2 diş oldu. Bu haroşa 24 diş olana kadar artırmalarımız devam edecek.
Evet, artırmalarımızı yaptık. Böyle gördüğünüz gibi 24 tane artırmamı yaptım. Bir sonraki ilik çalışmamı da, evet, ilk ilik çalışmamızı yaptıktan sonra 24 sıra boyunca örgümüzü ördükten sonra ikinci ilik yerimizi açtık. 24 sıra arayla da ilik yerlerimizi açalım. Evet, gördüğünüz gibi kollarımız için ayırdığımız yerler haroşa, ön bedenimiz düz, arka bedenimiz gördüğünüz gibi düz. Şimdi kollarımızı öreceğiz. Hırkamızın ilk önce şu kol ayrımına kadar olan ilmeklerimizi örelim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir tersimizi ördükten sonra düz ilmeklerimizi örelim. Artırma yerine gelelim ama artırma yapmayacağız bu sefer. Evet, burada artırma yerime geldim. Buraya bir işaretleyici takıyorum. Örgümü düz örmeye devam ediyorum. Bir sonraki haroşalarımın bittiği yere kadar, yani kolumun bittiği yere kadar, şu haroşaların bittiği yere kadar örgümüzü örelim. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, bir diğer artırma yerimize kadar, yani arka bedene geçtiğimiz yere kadar toplamda kolum için şu işaretleyiciden sonra 63 tane ilmeğimizi düz ördük. Buradan sonra sadece bu aradaki 63 ilmeğimizi öreceğiz. Bu tarafa ya da bu tarafa gitmeyeceğiz. Yani buradan geri döneceğiz. Hatta buraya da bir işaretleyici takalım, geri döndüğümüz yere anlamak için. Arada kalan 63 tane ilmeğimizi kolumuz için ön yüzden ve arka yüzden düz, yani haroşa öreceğiz. Evet, işaretleyicimi taktım ve aradaki 63 ilmeğimi düz örüyorum. Şu işaretleyicimin olduğu yere kadar, yani kolumun bitimine kadar aradaki 63 ilmeğimizi düz örelim. Bir artırma sırama daha geldim. Ay pardon. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Ve buradan ileri gitmiyorum. Tekrardan örgümü geri döndürüyorum. Ve kolumu örmeye devam ediyorum. Ön yüzden buraya kadar örüyoruz. Sonra tekrardan geri dönüyoruz. Evet, bu şekilde kolumuzu haroş olarak örmeye devam edelim. Evet, kolumuzdaki 63 ilmeği 48 diş, şuradan itibaren 48 diş haroşa boyunca örmeye devam ettik. Şöyle 25 santimetre oldu. Şimdi bilek kısmını yapmaya geçiyoruz. Örgümün arka yüzündeyim şu anda. Evet. 1 2 düz örüyoruz. 2 ilmeğimizi birlikte düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 düz örüyoruz. 2 ilmeğimizi birlikte düz örüyoruz. Evet, sıramızın sonuna kadar 5 düz, 3 4 5 düz, 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. 1 2 3 4 5 düz, 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Evet, sıramızın sonuna kadar bu şekilde yapalım. 5 düz örelim, 1 keselim. Evet, son kesmemi yaptıktan sonra 3 düzümü örüyorum. Ve örgümün ön yüzeyine geçiyorum. Şimdi bir düz, bir ters olarak ilmeklerimizi öreceğiz. Bir düz lastik örgüsü yapacağız. Burada bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, sıramızın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bir düz, bir ters örelim. Arka yüzümüzden de aynı şekilde bir düz, bir ters, bir düz,
bir ters, bir düz, bir ters olmak üzere bütün ilmeklerimizi örelim. Evet, 8 sıra boyunca bir düz bir ters lastik örgüsü ördük bilek kısmımızda. Şimdi bu ilmeklerimizi keselim. Evet, bir düz örüyorum, bir ters örüyorum ve bir önceki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Düz örüyorum ve bir önceki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Ters örüyorum ve bir önceki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum ve bir önceki ilmeğimin içerisinden geçirerek kesiyorum. Evet, sonuna geldim. Evet, kolumuzu tamamladık. Şimdi düz tarafımız burası. Düz taraf içeride kalacak şekilde şöyle ikiye katlıyoruz. Bir tane tığ yardımı ile burada ben tığ kullanacağım. İsterseniz iğneyle de dikebilirsiniz ama ben ipi koparmak istemediğim için burada tığ kullanıyorum. Şuraya şöyle iki tane bu taraftan iki tane bu taraftan alıp örerek dikiyoruz. Şöyle evet şuradan alıyoruz. Karşı taraftan alıyoruz. İçerisinden geçiriyoruz. Şöyle direkt de içerisinden geçirebilirsiniz. Şöyle yapıp direkt içerisinden geçirelim hatta. Evet, kol bitimine kadar bu şekilde dikişimizi yapalım. Evet, sonuncuyu da yaptıktan sonra şöyle koltuk altından artırma yapmak istediğim için şu sonuncuyu da sağ şişime takıyorum. Evet. Evet, burada bir tane artırma yapmış oldum. 1 2 3 tane daha artırma yaptım. Burayı sonra dikeceğiz. Yani şurayı koltuk altını sonradan dikeriz. 3 tane artırma yaptıktan sonra arka bedenim için ayırdığım ilmekleri öreceğim. Evet, şöyle kolumuzun nasıl olduğuna da bakalım. Şekilde gayet bu taraftaki kolumuzu tamamladık. Şimdi arka bedenimizi örelim ve diğer kolumuzun olduğu yere doğru
gidelim. Diğer kolumuz da aynı bu şekilde öreceğiz ve dikeceğiz. Arka taraftaki ilmeklerimizi örelim. Diğer kolumuza gelelim. Evet, arka bedeni ördüm. Şöyle kolumu da ördüm. Şimdi şu aradaki 63 ilmeğimizi diğer kolumuzda yaptığımız gibi buradan ön bedene gitmiyoruz. Geri dönüyoruz. Ve buradan da gene aynı şekilde geri döneceğiz. Ve diğer kolumuz gibi bu kolumuzu da tamamlayalım. Evet, diğer kolumuzda yaptıktan sonra şu ön bedenimizdeki ilmeklerimizi de ördük. Sonra bütün ilmeklerimizi bu şekilde ön yüzümüzden düz, arka yüzümüzden ters ördük. Şurasına da gene kenarlarımız için bir ters, bir düz, bir düz, bir ters olarak kenar patlarımızı da tamamladık. İlik yerlerimizi de düzen aralıklarla açtık. Şimdi son ilik yerimizi de açtıktan sonra ben toplamda 6 tane ilik yeri açtım. Bu arada şuradan şuraya kadar uzunluğumuz da 29 santimetre oldu. İlik yeri olarak da son ilik yerimizi açtıktan sonra bir düz bir ters, bir düz bir ters lastik örgüsü yaptık. Ve şimdi toplamda 8 sıra yaptık lastik örgümüzü. Şimdi buradaki bütün ilmeklerimizi keseceğiz. Bilekte yaptığımız gibi düz ilmeğimizi düz, ters ilmeğimizi ters örüp bir önceki ilmeğimizin içerisinden geçeceğiz. Evet. Bir düz örüyorum. Bir önceki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bir ters örüyorum. Bir önceki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde bedenimiz için ayırdığımız bütün ilmeklerimizi kesiyoruz. Siz çocuğun boyuna göre ölçüp beden uzunluğunu o şekilde de bitirebilirsiniz. Kol boyu için de aynı şekilde yapabilirsiniz. Evet, hırkamızı bu şekilde tamamladık. Düğmelerimizi de diktik. Evet, önüm bu şekilde. Arkası da böyle. Gayet güzel bir hırka oldu. Evet, güle güle kullanabilirsiniz.